Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt fiyatlarının üreticinin lehine olacak şekilde düzenleneceğini açıkladı. Sütün fiyatını bildiğiniz gibi 1.70 liradan 2 liraya çıkarmıştık. Ama ben bunu da yeterli görmüyorum işin açıkçası. Üreticinin desteklenmesi açısından bu süt fiyatlarında daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. Süt konseyine de süt fiyatlarının artması yönünde bakanlık olarak tavsiye vereceklerini dile getiren Pakdemirli, süt fiyatlarında üretici lehine gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz dedi. En yakın zamanda toplanacak olan süt konseyine de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların artırılması gerektiğini mesajına ileteceğiz. Bugüne kadar ilettik, bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz. İnşallah en yakın zamanda tabii ki konsey buna karar verecek. Sanayicilerle beraber oturup karar verecek ama tahmin ediyorum burada da süt fiyatlarındaki gelişmeyi üretici lehine olumlu yönde bir gelişme yakın bir zamanda görüyor olacağız. Çiğ sütle ilgili yapılan bir çalışma hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, çiftçilere de damızlık sığır desteği vereceklerini söyledi. Bugüne kadar yapılmayan bir şey daha yaptık. Çiğ sütü kalite esaslı olarak sınıflandıralım dedik. Yani kaliteli süt üreten üreticimiz sütünü değerinde satacak ve değerinden daha fazla satacak. Yani standart bir tek fiyat yerine ondan sonra sütü sınıflandırarak iyi süt getirene sanayici de iyi para ödemek durumunda kalacak. O yüzden hiç kimse de hiçbir şey yeltenmek durumunda kalmayacak. Herkes iyi süt üretecek. Sektör de bundan kalkınacak. Üretici de bundan kalkınacak. Yakında küçük aile işletmelerinde %40 hibeli damızlık sığır vereceğiz. Pakdemirli sıfır atık projesi kapsamında organik gübre içinde çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek bu gübrenin piyasadakilerden %30-40 civarında daha ucuz olacağını sözlerine ekledi.